Vali olmak için hangi vasıflara haiz olmak gerekiyor? Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Tunalpınar Üniversitesi İşletme Fakültesi amfisinde öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlattı. Çiftçi, Tunalpınar Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından organize edilen söyleşide öğrencilerle bir araya gelerek onlara başarılı olmanın yollarını anlattı. İşletme Fakültesi amfisinde yapılan söyleşiye kendi hayatı ve görev yapmış olduğu il ve ilçeleri anlatarak başlayan Vali Çiftçi, "Özgeçmiş ve özgeleceğimizi hazırlayın. Önemli olan sizlerin hedef ve hayalinin olması. Eğer hedeflerinizi şimdiden belirlerseniz arzu ettiğiniz her hedefe ulaşırsınız." dedi. Vali olmak için hangi vasıflara haiz olmak gerekiyor? Ve bir sürü prensip var. İktisatta yazılıyor, farklı kitaplarda yazılıyor. Kimisi diyor ki, İnsanı ve parayı idare etme sanatını bilen diyor. Kimisi işte kanun kitabı çok iyi bileceksiniz diyor. Kimisi çok çalışacaksınız vesaire diyor. Benim de 3 tane çizdiğim hayat çizgisinde, felsefesinde 3 tane nokta var arkadaşlar. Birincisi, insanı seveceksiniz. İnsan. Vali olmanın ilk şartı bu. Yani benim nazarımda bu tabii, bakın yani. Benim nazarımdaki bu. İkincisi, bitkileri seveceksiniz. Üçüncüsü, hayvanları seveceksiniz. Bu 3 tane sizde sevgi varsa, bence hepinizden vali olur, kaymakam olur ve idareci olur. SWOT analizi ve proaktif yönetimden bahseden Vali Çiftçi'den sonra Domaniş Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Altıntaş Kaymakamı Yaşar Aksay yer tarafından da kaymakamlık ve idarecilikle ilgili bilgiler verildi. Kaymakamlar girişin belli şartları vardır. Bu şartlar Türkiye'de gerek Daire Memur Kamu, gerek İçişleri Bakanlığı düzenlemiş olduğu kaymakamların yönetmeliğinde belirtilir. Dolayısıyla bu mesleğin girebilmeden temel koşulu ya siyasal bilgiler fakültesi mezunu olacaksınız, ya hukuk fakültesi mezunu olacaksınız ya da iktisadi darbe bilimleri ilgili bölümden mezun olacaksınız. Peki mezun olmak yeterli mi? Bu anlamda mezun olmak yeterli mi? Bu meslek belli bir dönem, özür sayın valim arz etti, toplumun geniş kesimlerinde yeni yeni açıldığını ben aslında söyleyebilirim. Aslında bir statü mesleğiydi. 1986 yılına kadar bu mesleğe hukuk ve siyasal bilgiler, Ankara siyasal mezunu dışında kimse giremiyordu. Şu tarihe mezun olsanız da giremiyordunuz. 1991'de İstanbul Siyasal açtılar giriş hakkını. Pardon, 1986'da. 1991 itibaren de herkes girebiliyor bu mesleğe. Peki giriş koşulları neler? 3 aşamalı bir sınavdan geçiyorsunuz çok değerli öğrenciler. Bunun birincisi, hepinizin okul bittikten sonra maalesef yaşamak zorunda olacağınız KPSS sınavı. İçişleri Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kamu yönetimi alanında belirlenen alanda ki soruları yanıtlamış, bu alanda belli bir puan türüne sahipseniz eğer. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi tarafından yapılan söyleşiye Tunalpınar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Osman Genç, Profesör Doktor Kaan Eraslan, Domaniş Kaymakamı Mehmet Boztepe, Altıntaş Kaymakamı Yaşar Aksay Yer, İl Jandarma Komutanı Albay Bektaş Arslan, İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık ve öğrenciler katıldı.